8 Mayıs Pazar, Selahattin Eş, Star Gazetesi Putin gerçekte bütün dünyaya gözdağı veriyor. 77 yıl önce bugün 8 Mayıs 1945 gece yarısına doğru Almanya kesin olarak yenilmiş ve Amerika, Sovyet Rusya, Birleşik Krallık, İngiltere ve Fransa liderliğindeki müttefik güçler cephesine kayıtsız şartsız teslim olmuştu. Ama o saatlerde Hitler'in Berlin'deki sığınağına ulaşan Rus birlikleri yakılmış iki cesetle karşılaşmışlardı ve bu iki cesedin önce intihar edip yanındaki yaverlerine cesetlerinin yakılmasını bizzat emreden Hitler'le hanımı Eva'ya ait olduğu çok sonra kesinleşmişti. O sırada Rusya'da ise Almanya ile arasındaki saat farkı dolayısıyla takvim 9 Mayıs'ı gösteriyordu. Bu sebeple Rusya o zaferini her 9 Mayıs gününde büyük güç gösterileriyle kutlamaktadır. Yarınki törenlerde öyle olacaktır herhalde. Ve Putin yeni ve asla karşı konulamaz ve de fırlatıldıktan sonra engellenemeyen diye anlattığı silahlarını teşhir edecek ve belki de Ukrayna'da özellikle de Dinyaper Nehri'nin doğusunda kalan Donbas bölgesini de özellikle de Donetsk ve Luhansk şehirlerinin tıpkı Kırım gibi Rusya'ya ilhak ettirildiklerini kendilerinin de bu iltihar halkı lütfen kabul etmek zorunda kaldıklarını açıklayacaktır. Rusya Dış Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden ve dikkatle savaş demeyip askeri operasyon diye anlattığı harekata dair Hint medyasına geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarında sadece Ukrayna'ya ait askeri tesislerin hedef alındığını ve sivil noktaların vurulmadığını savunarak Ukrayna ordusu ateşkes kararını ihlal ve cumhuriyetlere yönelik saldırılarını Donetsk ve Luhansk'ın talebi üzerine Başkan Putin de askeri harekatı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine uygun olarak başlattı. Ukrayna'nın doğusundaki operasyon en başından beri açıklandığı gibi Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin tamamen özgürleştirilmesini amaçlıyor. Bu operasyon devam edecek. Ayrıca sivil nüfusun zarar görmemesi için uluslararası insan hakları ölçütlerine riayet ederek Rus ordusunun Ukrayna'nın sadece askeri altyapı tesislerini hedef dair size garanti verebilirim diyor ve defalarca söylediğimiz gibi Ukrayna'daki rejimi değiştirme amacımız yok. Ukraynalıların nasıl yaşamak istediklerini kendilerinin tercih etmesini istiyoruz. İnsanların seçme özgürlüğüne sahip olmasını istiyoruz demeyi de ihmal etmiyordu. Yani Ukrayna yeter ki bizim istemediğimiz tercihlerde bulunmasın demek istiyor ama Avrupa Birliği ülkelerine sığınan 7 milyona yakın sivil insanın evlerinin, şehirlerinin yerle bir olduğuna değin the art Bu arada Lavrov'un Zelenski'nin Yahudi oluşundan hareketle Yahudilere en büyük zararı verenlerin de bizzat Yahudiler olduğunu ifade etmesi ve buna bir örnek olarak Adolf Hitler'in de bir Yahudi olduğunu söylemesi ilginçti. Ama evvelki gün Putin o sözden dolayı hışımlanan İsrail rejiminden özür diledi. Hitler sahiden de Yahudi miydi? Bu ayrı bir konu ama bu iddia henüz de ispatlanamamıştır. Kendi halkının içinden çıkıp da yine kendi halkına, kendi halkının inanç dinmek bilmez bir düşmanlıkla saldıran tipler bizde de görülmemiş midir? Söz gelimi, Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı romanında Divanı Harpler'in diğer bir ifadeyle istiklal mahkemelerinin asıcak Müslüman arıyordu şeklindeki satırları basit bir iddiadan mı ibarettir? Aynı durum Yahudiler için de mümkündür elbette. Ancak Hitler, Almanların hepsini değil, sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli Nordik Kuzeyli Almanları geliştirdiği üstün ırk nazariyesinin temeli olarak nitelemiş ama bu özelliklere pek uymayan Südet, Güneyli Almanları bu tarifin dışında tutmuştu. Hitler bu üstün ırkının dünyayı idare etmek için yaratılmış bir nitelikte olduklarını, Yahudilerin zararlı ırk oldukları için imhası gerektiğini, diğer bütün insanların da vasat ırklar olup üstün ırkın emirlerine itaat ettikleri müddetçe insan hak ve hürriyetlerinden istifa edebileceklerini söylüyordu. Bu açıdan bakıldığında Hitler, Yahudilerce ileri sürü ve Tanrı tarafından diğer bütün uluslara hükmetmek için yaratıldıkları şeklindeki inançlarından ilham alarak ama onların ölçülerini tersine çevirerek uygulamaya koymuştur denilebilir. Bu arada değinmeden geçmeyelim. Rusya Devleti'nin resmi yayınlarında İngiltere'yi ve de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı hedef alan bir Rus propagandacının Birleşik Krallık ve İrlanda'yı nükleer saldırıyla tehdit edip sadece bir fırlatma, Boris ve İngiltere artık yok, bizimle niçin oynuyorsunuz dediği belirlenmiş. Putin'in propagandacılarından Dimitri Kiselyov'un bu sözleri 1 Mayıs'ta yayınlanan Dünya Haberleri şovunda geçmiş. Kiselyov sadece bir sarmat füzesinin onu İngiltere'yi kesin olarak batırmak için yeterli olacağını da İngiltere'yi denizin dibine koymanın bir başka yolunun da Rusya'nın Poseidon sualtı füzesi olduğunu da kaydetmiş. Kiselyov'un hedefe 1 kilometre derinlikte saatte 200 km kilometre hızla yaklaşıyor. Bu su altı insansız hava aracını durdurmanın bir yolu yok. Üzerindeki savaş başlığı 100 megatona kadar çıkıyor dediği bu termonükleer torpido patlaması 500 metre yüksekliğe kadar bir tsunami de oluşturacakmış. İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen ay Kiev'e gelmiş ve Zelenski'ye zırhlı araçlar ve gemi savar füzeleri göndereceğine söz vermişti. Bu sözler gerçekte sadece İngiltere'ye değil, bütün dünyaya bir gözdağı veriş tehdidi.